Tasarruf yapmanın yollarını bulmak sandığınızdan kolay olabilir. Zaman zaman bir öğleden sonranızı ya da birkaç saatinizi ayırarak o ay en çok neye para harcadığınızı incelerseniz yıl sonuna kadar yüzlerce hatta belki de binlerce lira tasarruf edebilirsiniz. İşte size en büyük harcamalarınız arasında olabilecek televizyon ve cep telefonu abonelikleri, ev giderleri ve sigorta harcamalarınızı kısmanın yollarından birkaçı. Herkes televizyon izlemeyi çok sever ve hepimiz kablolu yayınların pahalı olduğunu biliyoruz. Televizyon izleme alışkanlıklarınızı birazcık değiştirerek harcamalarınızı kısabilirsiniz. Örneğin kablolu yayınlar yerine uydu bağlantısını kullanmak iyi bir başlangıç olabilir. Televizyonun üzerine yerleştirilen antenlerin devri çoktan bitti ve günümüzdeki antenler ile çok daha iyi görüntü elde etmek mümkün. Buna ilaveten uydu yayınını film kiralayabileceğiniz ya da internet üzerinden film izleyebileceğiniz bir servis ile birleştirmeyi düşünebilirsiniz. Başlangıçta biraz fazla ödeseniz de yıl sonunda ekonomi yaptığınızı fark edeceksiniz. Uydu ya da kablolu neye karar verirseniz iyice araştırıp en uygun fiyatı bulmaya çalışın. Daha uygun bir fiyat bulabileceğiniz gibi belki de şu anki servis sağlayıcınız memnuniyetinizi korumak için size daha iyi bir fiyat sunabilir. Ayrıca farklı servis sağlayıcılarıyla görüşerek de ekonomi yapmanız mümkün olabilir. Gelelim cep telefonlarına. Cep telefonu paketinizi de gözden geçirmeniz faydalı olabilir. İnternet ve mesajlaşma kullanımları paketten pakete farklı olabileceği için paketinizi kullanım alışkanlıklarınıza göre seçtiğinizden en olmalısınız. Kullanım alışkanlıklarınızı değiştirmek de ayrı bir öneri olarak değerlendirilebilir tabi. Akıllı telefonunuz varsa internet kullanımınızı takip ederek aylık limitinize yaklaştığınızda size haber veren uygulamaları kullanabilirsiniz. Büyük downloadları engellemek de faydalı olacaktır. Buna ek olarak ön ödemeli paketleri ya da aile planlarını da değerlendirebilirsiniz tabi. Her zaman olduğu gibi seçtiğiniz paketin detaylarını iyice incelediğinizden ve ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olun. Bu arada şu da alternatif bir öneri olabilir. Eğer işiniz sebebiyle çok sık telefon görüşmesi yapıyorsanız, işvereninizle telefon masraflarınız hakkında görüşmekten çekinmemeniz gerekiyor. Eğer kendi hesabınıza çalışıyorsanız da bu telefon e, faturanızı vergiden düşebilirsiniz. Sırada evinizin harcamaları var. Muhtemelen en büyük harcama kaleminiz budur. Eğer kiradaysanız, kira yenileme döneminde çevrenizdeki benzer özelliklere sahip dairelerin kiralarını öğrenip, sözleşmeniz çerçevesinde ev sahibinizle pazarlık yapıp yapmamaya karar verebilirsiniz. Eğer iyi bir kiracıysanız, ev sahibiniz evinin boş kalmaması için sizinle işbirliği yapmayı tercih edebilir. Aylık faturalara geldiğimizde ısınma ya da soğutma için gerekli olan doğalgaz ve elektrik faturaları en masraflı faturalarınız olabilir. Termostatlı ısıtıcılar ve soğutucular evin ısısını siz evde yokken ya da uyuyorken de otomatik olarak düzenledikleri için tasarruf yapmanıza yardımcı olabilir. Buna ek olarak evinizin ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için keşif yaptırıp firmaların tasarruf yapmanız için size verecekleri önerilerden de faydalanabilirsiniz. Isı yalıtımına kısa vadede yapacağınız bir harcama ile uzun vadede enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Son olarak tasarruf için sigorta poliçelerinize de göz atmanızı öneririz. Araba ve ev sigortalarınızı aynı sigorta şirketinden yaptırırsanız daha avantajlı tekliflerden faydalanabilirsiniz. Evinizde yapacağınız güvenlik sistemi eklemek gibi ufak tefek bazı değişikliklerle sigorta masraflarını da düşürebilirsiniz. Birkaç yıl önce satın aldığınız poliçenizi yenilemek yerine alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. Bu durum özellikle sağlık sigortası söz konusu olduğunda tasarruf yapmanıza yardımcı olabilir. Çeşitli sigorta şirketleriyle görüşüp verdikleri teklifleri değerlendirebilirsiniz. En ekonomik teklif ihtiyacınız doğrultusunda olmayabileceğinden teklifleri iyice incelemenizi önerdiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Bu önerileri uygulamaya sokmak zor gibi görünse de bir miktar araştırma ve birkaç telefon görüşmesi ile hemen tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz inanın. Bir öğleden sonranızı harcamalarınızı incelemeye ayırmak plajda güneşlenmek kadar ilgi çekici olmasa da belki de bu sayede yüzlerce hatta belki binlerce lira tasarruf ederek bir sonraki tatilinizi bu parayla satın alabileceğinizi de unutmayın.